Batılı basın buradan üretileni orada alıyor. Buradan üretilen ise çarpıtılarak ve yalan söylenerek, yani iftira atılarak çarpıtılıyor. Yani sadece bu bile Türkiye'de nasıl bir muhaberat düzeninin işliyor olduğunu aslında gösteriyor. Zaten vardı diyorsunuz, muhaberat zaten muhaberat vardı. Şu anda o muhaberatın tasfiyesi yönünde bir takım adımlar atılmaktadır. Evet, tasfiye edilecek mi? Edilecektir. Ama bunlar tabii ki hukuk dairesinde olacaktır. Hukuk çerçevesinde olacaktır. Hiç kimsenin endişeye kapılmasına gerek yok. Yani bizim hükümetimiz bir makartizm başlatacak değildir. Bizim hükümetimiz tutup yasa şey yoluyla işte bu algıyı da yaratmaya çalışıyorlar. İnsanları keyfi bir biçimde fişleyerek bu mekanizmalardan, devletten tasfiye edileceği yönünde bir takım algılar yaratılmaya çalışıyor. Dikkat ediniz, Emniyet Müdürlüğü'nde bir takım düzenlemeler yapıldı. Henüz bir kişinin bile işine son verilmiş değildir. Sadece görev yerleri değiştiriliyor bir takım insanlar. Ama sanki büyük bir şey varmış gibi, büyük bir takip, büyük bir operasyon varmış gibi bir hava yansıtılmaya çalışılıyor. Hayır, suçu tespit edilenin gözün yaşına bakılmaz. Yani Sayın Başbakan'ın kriptolu telefonuna böcek yerleştiren veyahut da onun yakınına böcek yerleştiren Sayın Başbakan'ı ve herhangi bir bakanı dinlemeyi bir şekilde göze almış, o cüreti göstermiş, hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmaz. Çünkü bunlar ciddi anlamda bir casusluk kapsamına giren faaliyetlerdir.